Seçime Doğru başlıyor. Seçime Doğru. Gereğin efendim. ...91.7 Ereğli FM'den Seçime Doğru programından herkese günaydınlar sevgili dinleyiciler. 4 Mart 2024 günlerden pazartesi 10.36'yı gösteriyor saatlerimiz. Seçime Doğru programında bugün yeniden Refah Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Emre Karaarslan canlı yayın stüdyo konuğumuz. Ve yine konuk gazeteci olarak Haber Hayat Gazetesi imtiyaz sahibi Doğan Gönüllü canlı yayında bizlerle birlikte. Günaydınlar Emre Bey, günaydınlar Doğan Bey. Günaydın. Evet sevgili dinleyiciler, seçimin nabzı Ereğli FM'de atmaya devam ediyor ve bugün az önce de size aktardığım üzere yeniden Refah Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Emre Karaarslan canlı yayın stüdyo konuğumuz. Emre Karaarslan 1996 yılında Karadeniz Ereğli'de Kepez Mahallesi'nde doğdu. Ereğli'nin tanınan ailelerinden Karaarslan ailesinin torunu olan Emre Karaarslan ilk ve orta eğitiminin ardından Ereğli'de Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Finansal Bölümünü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ise Yönetim Organizasyon Bölümünü bitirdi. Üniversiteden sonra iş hayatına hızlı bir giriş yapan ve önce otomotiv sektörüyle uğraşan Karaarslan daha sonra apartman site yönetimi ve temizlik firması kurdu. Karaarslan buradaki faaliyetlerini sürdürürken yeni bir atılımla sıvı grubu deterjan imalatının yapıldığı kimya şirketinin de başına geçti. İmalatçı, üretici ve Erbakancı olan Karaarslan bir yıl önce 2023'te üye olup teşkilatta Mali İdareler Başkanlığı ve ilçe başkan yardımcılığı yaptı. Yeniden Refah Partisi'nin Ereğli Belediye Başkan adayı oldu. Tekrar hoş geldiniz Sayın Emre Karaarslan. Tekrar günaydınlar diliyorum. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi ilk soruya şöyle bir hemen hızlıca giriş yapmak istiyorum. Emre Bey, 28 yıla birçok şey sığmış. Eğitim ve iş hayatınızın yanına da şöyle siyaset eklenmiş. Bir yıl önce üye olduğu partiden başkan adayı gösterilmekte. Bence aslında altının çizilmesi gereken de bir detay bu. Siyasete başlayışınız, başkana giden yani başkanlığa giden yolunuzu özetle bize anlatır mısınız? Öncelikle merhabalar, iyi yayınlar. Bizler yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatından üye olarak başladık. Daha sonrasında orada değerli büyüklerimiz, abilerimiz tarafından partiye davet edildik. Onlarla istişare yapıp çay içme fırsatımız oldu. Yönetime alınma konusunda değerli ilçe başkanımız Sayın Recep Barış Şen tarafından uygun görüldük ve yönetim kadrosunda yer aldık. Evet. Beraber ekiple beraber güzel çalışmalar yaptık. Girdiğimiz esnada milletvekilliği seçimleri dönemiydi. Beraber onlarla çalışma sahada gezme fırsatımız oldu. Daha sonrasında alnımızın akıyla bir seçim geçirdik. Bundan 12 ay olacak. 10 ay önce bir seçim atlattık. Bu seçimden sonra yeniden tekrardan bir toparlanma sürecine girdik. Ve yine Sayın İlçe Başkanımız Recep Barış Şen, Teşkilat Başkanımız Sayın Aykut Gönültaş'la beraber ve yönetim ekipleriyle beraber bir yol kat ettik. Çalışmalara devam edeceğiz dedik. Bu esnada ilden ve ilçeden bir teveccüh gösterdiler. 2024 Mali İdareler seçiminde de kardeşim biz seni düşünüyoruz, ne dersin dediler. Tabii ki öncelikle evde İçişleri Bakanlığı'na sormam gerekti, eşime sormam tabii, gerekti. Tabii. Önce onun rızası ve şeyi, çünkü bu süreçte en büyük destek ondan, aileden geliyor, anneden babadan geliyor, evet, kardeşlerimden geliyor. Bu süreç ciddi bir süreç. Biz ilk defa siyasete girdik. Hani temponun nasıl olacağını bilmiyoruz. Yaparsak en iyisini yapmamız lazım. Ticarette böyle bir vizyonumuz var. Ya bir işi yapacaksak biz en iyisini yapacağız. En azından 4'te 4'lük değil 4'te 3'lük bir başarıyla çıkabilmeyi hedefliyoruz. Ticari hayatımıza da siyasi hayatımızı enjekte etmek istedik. Bu esnada işte ailemizle görüştük. Fikir alışverişinde bulunduk. Ortalama 1-1,5 ay kadar bir düşünme fırsatımız oldu. Eşinizden de tam destek geldi gördüğüm evet, kadarıyla eşim, değil mi? Eşim grafiker aynı zamanda, hı-hı, benim reklamcı. Evet. Yani firma olarak tüm işlemleri zaten eşim Rabia Karaarslan yönetiyor. Siyasi olarak da pek yorulduğunu düşünmüyorum ben. Evet. O yoruldum dese de severek yapıyor işi.
Yani meclis üyesi adaylarımızın, il genel meclis üyesi adaylarımızın ve şu an diğer Ereğli'nin beldelerinde de reklam işlerini hızlı bir şekilde yürütüyor ve yönetiyor. Evet. Ve bunu tek başına yapıyor. Onun da kendine ait Kavaklık'ta bizim ofisimiz. Hı hı. Orada ekibi var. Keza annem öyle, dağ gibi, babam dağ gibi, çınar gibi arkamızda duruyor. Hiçbir yerde yalnız değiliz. Tabii partidekiler bir aile oldu. Partideki yönetimdeki abilerimiz. Biz bu teklifi kabul ettik. Sonra neler yapabiliriz? Geriye dönük seçimlerde 2014-2019 yıllarında ve 2010 yıllarındaki seçimlerde belediye başkan adayları ne yapmış? Vizyona nasıl girmiş? Vatandaştan nasıl tepkiler almış? Yani somut çalışılmış, iktidar olan parti somut çalışmış, biz şurayı açarız, burayı yaparız, şöyle olmalı, böyle olmalı diye kendilerine bir strateji çizmişler. Mevcut başkanımız zaten tartışmasız, yani Ereğli'de sonuçta 30 yılını siyasete vermiş bir efsane başkan olarak anılan bir başkan var. Hizmetlerinden memnun olan vardır, olmayan vardır. Herkes sandıkta kendi kararını kendi verecek. O yüzden onu eleştirmiyoruz. Kimseyi eleştirmiyoruz daha doğrusu. Tüm büyüklerimizi, tüm gelmiş geçmiş tüm belediye başkanı adaylarımızdan, belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Biz daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Genç olduğumuzu, ekibimizin, kadromuzun daha liyakatlı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Hepsine saygı duyuyoruz. Ama parti bizim, yönetim bizim, kadro bizim. Biz kendi abilerimizi gayet iyi tanıyoruz. Büyüklerimizle istişaremizi kendimiz yaptığımız için bizim kadromuzun daha iyi olduğunu iddia ediyoruz. Bu sadece bir iddia. Herkes kendi kadrosuyla gurur duyabilir. Tabii ki. Bizler hızlıca başladık. Ankara Ticaret Sanayi Odası ve Bolu Ticaret Sanayi Odası üyeleriyle zaten aktif çalışıyoruz. Kimya sektöründe olduğumuz için. Buradaki dostlarımızla da biz istişarelerde bulunduk. Evet. Yaptığımız fikir alışverişlerinde Ereğli'nin yatırıma ihtiyacı olduğunu devamlı biliyorsunuz Arzu Hanım. Yani gündemdedir Ereğli il olsun, Karadeniz Ereğli il olsun. Evet. Şimdi bunun için yaşın bir önemi yok. 28-30 yaş bakış açısı hepimizin bakış açısı. Burada sizler de takdir edersiniz ki göç veren bir ilçe il olamaz dedim ben. Yani neden dedim, ben Ankara ile aktif çalışıyorum, Bolu ile aktif çalışıyorum ve iki tane büyük şehirle çalışıyorum. Ben ilçenin belediye başkan adayım. Ereğli'min, kendi öz memleketimin belediye başkan adayım. Evet. Biz büyükşehirde işleyişlerin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Yani bugün haber açmaya gerek yok. Biz ticaret sanayisine gidip orada çayımızı içtiğimiz zaman vatandaşın nasıl ticaret yaptığını, belediyenin nasıl hizmetler yaptığını buralarda aktif görüyoruz ki bizim görmüş olduğumuz belediyeler şu an Ankara Büyükşehir Belediye, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği hizmetleri görüyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın vermiş olduğu hizmetleri görüyoruz. Evet. Ki ülkeyi iktidar parti Adalet Kalkınma Partisi yönetirken. Yani biz buralarda ticaret yapıyoruz. Yani onların yönetim anlayışlarını görüyoruz ve hizmetlerini de görüyoruz. Bunları biz bizim yapabilmemiz lazım. Yerinde gözlemleme fırsatı buluyoruz. Tabii ki. Çünkü yapmış olduğumuz işte gereği aynı zamanda diyorsunuz. Şimdi Doğan Bey... İlçemize baktığımızda hani yaş skalasında en genç belediye başkan adayı Emre Karaarslan diyebiliriz, değil mi? Şöyle bir bölgemize günaydın, baktığımızda. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın, tekrar hoş Arzu. Geldiniz. Emre Karaarslan'dan bana sıra gelmeyecek diye korkuyordum ama mikrofonu kapabildik nihayet. Evet, en genç. Evet. En dinamik, ben bunu bilerek ve takip ettiğim için söylüyorum. Evet. Ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkan adayları arasında aday olarak ilk açıklanan, bu özelliği de var. Herkes aday adayken Emre Karaarslan ben adayım kardeşim diye bizi ziyarete geldiğinde söylemişti. Biz o zaman çok şeye almamıştık ama gördüm ki bunun bir arka planı varmış. Şimdi soracağım zaten. Evet, buyurun Doğan Bey. Arka planı kendisine. Sonra yani partilisi ve ailesi tarafından, hatta işte eşi Rabia Hanım tarafından yoğun destek gören yine belki de tek adaydır şu anda karşımızda konuşuyor ve yaşına, gençliğine rağmen, siyasette yeniliğine rağmen sanki 40 yıllık sanki siyasi akidesi olan bir tabii, değil tabii, mi evet, aday evet, gibi. Yani, evet. Biraz önceki söyledikleri hani atasözlerini hatırlatıyor, akıl yaşta değil baştadır diye kendisi söyledi zaten. Şimdi ben tüm bunları biraz sonra projelerini falan soracağız değerli Emre kardeşim, ama senin motivasyonun ne oldu? Yani ticari tecrübelerin mi seni siyasete sürükledi? Ailedeki siyasi hareketliliği de biliyoruz. Eşraftan olduğunu da biliyoruz ama temel olarak siyasete
giriş motivasyonunun ve yeniden Refah Partisi gibi radikal sayılabilecek bir partide olmanın motivasyonunu öğrenmek istiyorum. Çünkü değerli izleyicilerimiz, okuyucularımız Emre Karaaslan'dan bunu duymak istiyoruz diyorlar. Buyurun. Şimdi öncelikle ticari olarak yürütmüş olduğumuz sistemi siyasi bir boyuta taşıdık. Çünkü biz siyaseti rant için, çıkar doğrultusunda değil, menfaat, memleketimizin menfaati, yani bugün bizim mevcut kasamızın çıkarları, ticarette örnek veriyorum, hizmet veriyoruz, apartman yönetiyoruz, temizlik firmasıyız, ürün satıyoruz, bayilerimiz var. Ne yapıyoruz? Bir ürün satıyoruz ve buradan kar elde etmek zorundayız ve geçimimizi sağlamak zorundayız. Bu bizim temel ihtiyacımız. Çalışmak, ticaret yapmak bizim kendi bünyemizdeki temel ihtiyacımız. Siyasette de aynı. Bir şeyler üretebilmek. Bu üretebildiğimiz somut olan projeyi memleketimizde uygulayabilmek ve bunun karşısında Ereğli'mizin menfaatine kazanç sağlayabilmek. Bu maddi kazanç ve manevi kazanç. İkiye ayırdık. Maddi kazanç mevcut belediye kasasının para kazanması. Kasa evet. Para kazanacak. Kazandığı parayı tekrar vatandaşına aktaracak. Vatandaşına elden birebir nakit vermeyecek. Vatandaşına hizmet olarak verecek. Tabii ki ilçeler arasında en büyük ekonomisi güçlü ilçelerden biri Karadeniz Ereğli Belediyesi. Maddi anlamda hiçbir sorun yaşamıyor. Yani bunun örneğini daha önce geçen haftalarda gördük. Mevcut başkan Allah razı olsun %93 zam yaptı çalışanlara. Biz de, bizim hedefimiz de %128'di. Biz de bunun üzerine ilave %35 daha zam yapacağız demiştik. Yani Ereğli Belediyesi'nin kasası gerçekten güçlü bir kasa. Ama neden daha fazlası olmasın? Neden hizmetlerimiz eksiksiz olmasın? Bugün mahallelerde vatandaşlarımızın eksikleri var. Evet, bugün her yere ulaşamayabilirler, yapamayabilirler. Duymayabilirler, görmeyebilirler ama bizler sahanın içinde olduğumuz için, bizler her sokakta en az bir tane bina yönettiğimiz için o sokağın eksiklerini gayet iyi biliyoruz. Evet. Bu esnada son noktaya, son insanlara hizmeti hızlı gönderebilmek istiyoruz. Doğan Bey'in sorusuna gelecek olursak, evet. Ailedeki siyaset, diğerleri amca çocukları, büyük amcalar, dedeler birer kardeş çocukları. Tabii ki herkes de olduğu gibi bizde de o akrabalık var. Ama diğerleriyle siyasi olarak zaten bir şeyimiz yok, bağımız yok. Hı. Ailevi olarak evet aileyiz, saygımız var. Bizim bütün büyüklerimize saygımız var. Yani bugün bizde akraba olmasına gerek yok. Bizim dışarıdaki bizden yaşça büyük, tecrübe olarak büyük abilerimize, ablalarımıza, küçük kardeşlerimize saygımız ve sevgimiz hiçbir zaman eksilmedi ve eksilmez. Evet. Bu arada da, akrabalık demişken bir Emre Kararsan daha var. Bir de Emrah Kararsan var. Onlarla olan aile bağlarını da hani dinleyicilerin iyi anlaması açısından bize açıklayabilir misin? Evet, orada bir karışıklık oluyor. Şimdi ben Emre Kararslan, benim kardeşimin adı Burak Kararslan. Evet. Emrah Kararslan ve Emre Kararslan var. Bizde bir Burak Kararslan daha var mesela. Allah Allah. Evet. İsimler aynı. Evet evet. Bakın. Bunlar amca çocukları. Hepimiz amca çocuklarıyız. Ve onların torunlarıyız biz yani. Torun emsalindeyiz. Yani bizim tabii büyüklerimiz kuzen gibi görebilirsiniz. Evet. Biz o onların evlatlarıyız. Yani sadece Emre ve Emre karıştırılmıyor aslında. Benim bir de kardeşim var. Burak Kararslan'la Burak Kararslan da karıştırılıyor. Şimdi Emre ve Emrah bu dönemde aday çıkmış olsaydı gerçekten isim karışacaktı. Yani arasında çok fazla bir fark yok. Bir de sima olarak da benziyoruz. İkimiz de hafif güleçiz. O yüzden karıştırılabiliyor. Bir de logolar da kırmızı. Aramızda bir beş çubuk eksik. O yüzden yani herkesin hakkında hayırlısı olsun. Bizim öyle güçlü bir siyasi olarak ya sen şu partiden çık ben bu partiden. Bizim böyle bir samimiyetimiz de yok bakın. Yani ben bunu oradan dile getireyim. Yani bugün evet ben evde kendi erkek kardeşimle konuşurum. Abi bunu yapalım yapalım oğlum. Burak bunu yapalım yapalım abi. O benim kardeşim. Evet. Onunla konuşuyorum. Ama diğerleri uzaktan akraba sayıyoruz. Evet. Öyle bir şeyimiz de olmadı. Hı hı. Yani işte amcaoğlu ben buradan çıktım sen buradan çık. İnsanlar öyle zannedebiliyor. Ya ama demokratik bir aslında tercihtir bu. Hani tabii. Genel anlamda da baktığımızda hani iki kardeş de olabilirsiniz. Dört kardeş de olabilirsiniz. Evet. Hani beş parmağın beşi bir değil misali. Evde ailede demokratik bir ortam vardır evet. Ki öyle olması gerekiyordur. Herkes kendi tercihlerini, kendi yörüngesini belirlemede de özgürdür yani. Bakın bizi şöyle ayırsın istiyoruz Arzu Hanım, Doğan Bey. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin. Kardeşleri olarak söylüyorum, evlatları olarak söylüyorum ben bunu. Eyüp Kararslan, amcaoğlu, yani büyük amcamız.
Adalet Kalkınma Partisi belediye meclis üyeliği yaptı. Bir Burak Kararslan vardı. CHP'den Zonguldaklara gitti, öyle biliyorum. Evet. Onlar partilerin içlerinde, yönetimlerde kendilerine fırsatlar buldu. Aday oldular. Evet. Değerli Emrah Kararslan akrabamız, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu. Şimdi bu süreçte herkes bir yere talip oldu bakın. Ama sizin kardeşiniz Emre Kararslan teklif alarak geldi. Yani biz özel bir teklifle değerli ilçe başkanımız Recep Barış Şen'in idaresinde olan Karadeniz Ereğli yönetim ve ekibiyle istişare sonucunda Emre Kararslan'da karar kılındı ve bize teklif edildi. Biz eşimize yani evdeki eşime Rabia'ya, Rabia böyle bir teklif aldım dedim. Yani Rabia'ya yarın sabah ben kalkacağım da işte Refah Partisi'nden belediye başkanı adayı olabilir miyim desem mi demedim. Eve akşam geldiğimde Rabia ben böyle bir teklif aldım. Hı hı. Recep Başkan'ın böyle bir teveccüh gösterdi. İşte parti yetkilileri böyle şuradan telefon aldık buradan. Evet. Yani bir günde gelişti Rabia dedim. Ve şey olma fırsatımız oldu yani istişare ettik. Evet. Sonra hemen annemi aradım. Tabii. Sonra babamı aradım. Sonra kardeşimi aradım. Daha doğrusu beni Refah Partisi'nde ideolojik olarak ben üreticiyim. Üretiyorum ve kazanıyorum. Hı hı. Hem ben kazanıyorum hem son tüketici müşterilerim kazanıyor. Burada zaten biz rahmetli Sayın Necmettin Erbakan hocamızın vizyonuyla ilerlemişiz. Evet. Ticari hayatımızda. Siyasette bulunmadan önce de biz bunu başarabilmişiz. Bu partide olmaktan ben gurur duyuyorum. Üreten kazanan bir Ereğli. Burada bir şey soracağım. Bu hani ilçe başkanı Recep Şen'in teklifiyle aday oldun ya. Sen hissediyor muydun? Yani bir de öne geçtiğinin bir takım şeyler. Hiç böyle bir şey. Ben onları onlar için yani şöyle. Bakın önde Arzu Hanım olsun. Ben eğer bir şeyi heveslendiysem o işi yapabiliriz. Ben de sizin yanınızdayım. Arkadaşlığınızı, dostluğunuzu hissettiysem ki değerli ilçe başkanımız Recep Barışan ve Aykut Gönültaş ekibi bana bunu hissettirdi. Hani başkanlıktan ziyade biz sivilde abi kardeşiz. Yani evet. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Ben onlar için mücadele ederim dedim. Onlar benim için mücadele ettiler. Ben onlar için mücadele ettim. Çok güzel bir dostluk yakaladık. Allah hepsinden razı olsun. Sanki Doğan Bey karşılıklı samimiyetten biraz daha hani beslenen bir durum olmuş değil mi ortaya çıkan? Tabii sanki. Şöyle olmuş. O hissettin göre. Mi evet. Dediğim soruyu ters çeviriyorum evet. Şimdi. Evet. Bunu hisseden taraf ilçe başkanı ve il başkanı mıydı bir diğer isimden bahseden? Teşkilatlar. Aykut Bey ve Recep evet. Bey'in onlar hissetmişler. Yani bu arkadaşta potansiyel bir enerji var. Bir enerji var. Ki var yani. Ben Emre Bey'in birçok toplantısına da katıldım. Biraz sonra soracağım bu projeleri. Hı hı. En üretken aday diyebiliyorum gerçekten. Ha teorik anlamda bu şu anda. Çünkü pratiğe dönüştürebilecek henüz fırsatı yakalamış değil ama teori üretmekte ve bu ziyaretler, temaslar, evet. Toplantılar vesaire burada üretken olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve buradan devam edelim aslında. Bu toplantılarda, ziyaretlerde gördüğünüz ilgi samimi mi yoksa bizim insanımız zaten gelen siyasetçi hoş geldin beş gittin der bir takım taleplerde bulunur vesaire. Burada siyasi yolda gördüğün ilgiyi bize değerlendirir misin Emre Kararslan? Şimdi samimi insanlarımız içten şöyle biz pazar yerine girdik. Şimdi biz Kepez'in yerlisiyiz ama Ereğli'nin çeşitli yerlerinde ticaret yapıyoruz. Bu dostlarımız şu an şey başladı Doğan Bey. Bizim Uşak. Bana öyle diyor. Kimlerdensin şimdi? Tabii Yeniden Refah Partisi, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Emre Kararslan ben diyorum. Emre'ye takılmıyor. Yeniden Refah Partisi'ne takılmıyor. Kararslan kimlerdensin? İşte diyorum ki ben Kepez'de diyorum Seyfi Kararslan'ın torunuyum. Tanımayan yok. Hani tanımayan olursa ya benim dedem rahmetli Kırıkçı Mustafa diye tanırlardı. Neci Mustafa? Kırıkçı Mustafa. Kırıkçı. Tabii benim dedem çobandı. Büyük dedem. Ve şöyle dedemi ciddi anlamda Ereğli'nin yerlisi olup tanımayan yoktur. Sevmeyen de yoktur. Yani ben dedem için yarım saat aralıksız dua edeni gördüm. Ben rahmetli Mustafa Kararslan'ın torunuyu dediğimde yemin ederim ağlayanı gördüm. Yemin ederim. Yani şöyle söyleyeyim bir gün aracım İstanbul'da benim arıza yaptı. Denk gelen usta Talip Usta. Burada Ereğli'den isim vermeyeyim de yani Ahmet abi var bizim Nilkar. Onun aracılığıyla tanıştık. Yemin ederim 92 yılında rahmetli dedem sağken kalçasında bir sorun oluşmuş. Ve dedem onun kalçasını yerine getirmiş.
Sen neredensin? Arabanın üstte Kararstan yazıyor. İşte 67 plaka dedim abi Ereğli'den. Ahmet gönderdi beni. İstanbul şeyde oluyor bu. 300'de Esenler'de. Evet. Esenler Orta Sanayi'de. Tanımıyorum adamı. Adam da beni tanımıyor. Çaylıoğlu köyünden aslen. Buna tesadüf diyemiyoruz abi. Vallahi tesadüf. Takdir ilahi. Şimdi biz buraya girdik. Ustamıza aracımızı yaptırdık. Ustamız bize şunu sordu. Ya sen kimlerdensin? Kararstan yazıyor dedi. Evet. Ya Kepez'de dedim rahmetli Kırıkçı Mustafa'nın torunuyum ben dedim. Adam oturdu. Bu akşam misafirimsin. Ben bu arabayı bu akşam yapmam dedi. Sebep? Hanım evde bekliyor. Ya eve benim bir şekilde İstanbul'dan çıkıp Ereğli'ye gelebilmem lazım. Evet. Yok dedi misafirimsin dedi ve ağlayarak benim bu ayağıma şöyle oldu böyle oldu ve ben bugün ekmek yiyorsam rahmetli deden sayesinde bir ahde vefa orada. Allah bin girmiş, kere razı olsun evet. Ve şöyle ara ara da ararım ben mesela nasılsınız iyi misiniz diye. Hı-hı. Ve şöyle sadece parçanın ödemesini bana ödettirdiler. Hı-hı. Benim aracım orada eksiksiz yapıldı ve ben Ereğli'ye geri geldim. İşte bu dediğimiz yani Allah bin kere razı olsun. Yıllar sonra insanın önüne gelir. Evet. Sizinki de öyle bir tatlı tesadüf. Şimdi yani bizim olmuş. De şöyle ailede daha önce dedemler de siyasette bulunmuş. Hı hı. Büyük dedemler. Sonra bırakmışlar. Evet. Devam ettirmemişler. Yani aslında bir de dede mirasını devam ettirmek gibi bizim. Yani hani onlar yapmamış ama biz yaparız yani iyisi o yaparız. O bayrağı şöyle birazcık tabii. Gecikmeli de olsa ben aldım ve ümiyetle bir şekilde aynen. Yürütmeye özen gösterdim. Şimdi bir de şöyle ama. Evet. Arzu Hanım evet, benim buyurun. Dedem adliyeden emekli. Hı hı. Yani yorgun. Yıllarda adliyede çalışmış. Evet. Savcı katipliği yapmış. Yani savcıların olmadığı dönemde savcılık yapmış. Zabıtka katip. Tabii. Evet, evet. Yani savcının olmadığı dönemde gerçekten savcılık yapmışlar. Vücutta bir yorgunluk var. Kafada bir yorgunluk var. Bir de bizde emekli olan herkes bağ bahçeye atar ya kendini. Ya dedem o yüzden devam evet. Ettirmemiş. Evet. Ama bu yolda da bulunmuş. Yine Erbakan hocamız döneminde bulunmuş. İşte tesadüfler silsilesi böyle ard arda gelmiş ve sene 2024 diye adlandırmıyorum. Evet yani ilahi adaletin bir evet. Tecellisine ben inançlı bir insanım buna evet. İnanıyorum. Evet, evet. Emre kardeşimize başarılar diliyoruz. Emme ve lakin şimdi 21 Ocak'ta zannediyorum şuraya not almıştım. Bir toplantı yaptınız evet. Bir kafede ve adeta proje yağmuruyla orada biz tabi tutulduk. 50'ye yakın proje açıkladınız Emre Bey. Bu projeler arasında kapalı pazar yerinden tut battı çıktı kadar göçmenler kavşağının açılması, tuğla taş parke fabrikası üretimi, fason üretim tekstil fabrikası, reçel üretimi, araç jant üretim merkezi, meyve şekerleme dönüşüm fabrikası, otopark projesi, kavrulmuş fındık fabrikası vesaire. Ben ana projeleri saymaya çalıştım. Tamam da şimdi belediye başkanı olduğunuzda elinizde böyle büyük bir kaynak yok ki veya büyük bir insan donanımı da yok. Yeni bir kadroyla yeni bir şeyle geleceksiniz ve bunları neyle yapacaksınız? Bunlar bir katalog projesi olarak mı kalacak diye endişe etmekten de öte duramıyoruz. Yani bunları sizin açıklamanızı istiyoruz. Şimdi Doğan Bey siz kahvaltıyı sevmişsiniz ama herhalde çay içerken beni çok dinlememişsiniz. Şimdi... ben yapmış olduğum aday tanıtımda ama şöyle ben yapmış olduğum aday tanıtımda tüm projeleri bakın somut ilk geldiğim yüz ifadem var mı? Bir yorgunluk var mı yüzümde? Hayır. Yok mu? Gayet iyi görüyorum. Allah razı olsun. Şimdi bazen eşim evde diyor ki bugün bayağı yorulmuşsun. Ertesi gün Emre bayağı yorulmuşsun. Şimdi yüzümüzde bir yorgunluk var. Vücutta da haliyle bir halsizlik var. Ama dikiz. Yani Allah nasip ederse alnımızın akıyla seçime gireceğiz ve çıkacağız. Şimdi bu yorgunluk tatlı bir yorgunluk. Biz 7,5-8 aydır mücadele ediyoruz. Yapmış olduğumuz tüm projeleri somut ve şeffaf bir şekilde yapabilmek için. İlçe başkan vekilimizdi. Evet. Yine Aykut Gönültaş. İlçe başkanımız Recep Barış Şenli. Biz Ankara Ereğli arasını, Bolu Ereğli arasını bildiğiniz çarşı ve kepeze gider gibi gidip geldik. Biz yapmış olacağımız projelerde kimlerin bize yatırımcı olduğunu, kimlerin bizlere destek olacağını, hangi bölgede, hangi arazide, kaç bin metrekare arazi üzerine kurulacağını ve bunlarda bize maddi olarak kimlerin destek sağlayacağını, bu fabrikaların bizim olmayacağını, yatırımcılarımızı Ereğli'ye getirerek, araziden bir kira geliri alarak, kardan %10 pay alarak, evet. Ön protokolünü yaptık biz bunları ve bunları açıkladık Doğan Bey. Tamam da Sayın Kararsın.
Aslan. Belki reçel fabrikası için bunu söyleyebilirsin ama merak etme. O gün hem kahvaltıyı beğendim hem de çay içerken seni dinledim. Bu soru zaten o gün ürettiğim bir soruydu. Yani bir kapalı Ereğli Belediye Başkanı der ki artık gelirlerimiz azaldı. Kasırda da para yok. Hizmet üretmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla aday olan, o koltuğa aday olan insan da o zorlukla karşılaşacak. Bir battı çıktı yapmak devletin işi zaten, belediyenin işi değil ama senin projelerin arasında var. Veya bir kapalı pazar yeri yapmak bir maliyet işi. Buna benzer diğer şeyler. Veya jant fabrikasını yapacak yatırımcı, biraz önce ticareti iyi bildiğin ve evet karlılık esasına dayanır. Yani bunu nasıl belki adaylık sürecini ikna etmiş olabilirsin ama Ereğli de gerçekten bu karlılığı görüp yatırımı yapacak mı? Demir çelik burada var diye bugünkü yatırımcılar neden böyle bir yatırım yapmıyor gibi sorular geçiyor tabii ki kafamızdan ve tekrar kaynak sorusu gerçekten önemli. Yatırımcılara ikna kabiliyetiniz olabilir. Buna da teşekkür ediyoruz. Bugün belediye başkanı olmak da gerekmiyor. Belki bu iş adamı kimliğinizle devam edersiniz ama burada belediye kasasında yapılacak yatırımlar da var. Ben onları sormak istiyorum tekrar. Şöyle izah edelim. Şimdi bizler belediye kasasından yapılacak olan projelerde mevcut belediyeye gelmeden mevcut kasanın içinde ne olduğunu bizler bilemeyiz. Bunun için 100. yılda 100 proje diyemeyiz. Yapamazsın kardeşim. Kasanın ne olduğunu bilmeden, içerideki gelirin giderin ne olduğunu bilmeden. Şimdi Arzu Hanım, ben sizin mevcut gelirinizi bilmiyorum. Size bu stüdyonun 10 kat büyüğünü nasıl yaptırabilirim? Yok ki. Ben diyeceğim ki göreve gelince Ereğli FM'in stüdyosu aynı anda 5 konuk ağırlayabilecek, 5 ayrı stüdyo olacak, 5 ayrı sunucu olacak, kameraman ve editör olacak. Aynı sistemi yapacağız. Yok ki kasada, nasıl yapacağız Arzu Hanım? Bilmiyoruz. Ama ben size dersem ki Arzu Hanım, ufak bir kar payıyla 5 ayrı stüdyo yaparak aynı anda 5 tane belediye başkan aday adayını alsak, her birine de örnek veriyorum X bir bütçe belirlesek. Misal konuşuyorum. Evet. Veya 100 tane yayın yapabiliyoruz. Ya bizim yayınımız 91.7 değil mi? Ereğli evet. FM. Evet, Ereğli 91.8'i de alalım. 91.9, 10, 10.5 alalım. Yayalım kendimizi. Yanlışlıkla radyonun tuşuna basanlar bile bizi dinlesinler yani desem. Yani bu da demek oluyor ki 2 tane, 3 tane, 4 tane ayrı frekans üzerinden Ereğli FM'in yayın yapması. Tabii. Çünkü her frekans radyo televizyon üst kuruluna ödeyeceğimiz bir bedeldir. Evet. Aslında. Evet. Bunlar da nedir? Haliyle hatırı sayılır maliyetli rakamların çıktığı vaat edilen hizmetlerdir. Aynen öyle. Bakın. Nereye varacağız buradan? Nereye? Şimdi buradan geliyorum. Çevre yoluna bağlanıyorum şimdi. Çıkışı, evet. Çıkışa buldum ben. Ben bulurum, bilirsin. Tamam. Şimdi bizler sizlerin mevcut kasalarına göre hizmet noktasında gidebileceğimiz yere kadar yapabiliriz. Evet. Ereğli'nin de mevcut kasası ve harcamaları sabittir. Hı hı. Nedir? Gelirimiz arttıysa tabii ki belediye personellerine burada zam verilmiş. Artı eksiği tamamlar, eksi artıyı tamamlamıştır. Bizler kasamızı arttırma noktasında önce Delakkı'dan yazıcılara kadar mahalle yapacağız. Bu çok da zor değil. Biz Sayın Mehmet Yapıcı ile görüştük kaymakamla. Mahalle yapmak için çok büyük şartlar aranmıyor. Evet. Bu sadece belediye azmetsin, çalışsın. Bugün bunu mevcut başkanımız da yapacağını dile getirdi. Önce biz dile getirdik ama mevcut başkanı yeter ki bir şeyler yapılsın bakın. Bugün seçime kadar yapılabilir mesela. Veya örnek veriyorum AK Parti belediye başkan adayları EDS dediler. Ayın 20'inde bunu biz açıkladık. Biz kalkıp da şu an daha sahaya çıkıp söylemedik. Daha biz agresif siyasetimize başlamadık. Başlayacağız. Daha önümüzde süreç uzun. Daha yeni başlıyoruz. Evet. Bakın. Tabii. Evet. Şimdi ben araya girmek istiyorum. Lütfen sözünüzü unutmayın. Sevgili dinleyiciler, Ereğli FM 91.7 frekanslarında seçime doğru programındasınız. Seçimin nabzı Ereğli FM dağıtmaya devam ediyor ve yeniden Refah Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan adayı Emre Karaarslan diyor ki biz henüz şu anda agresif siyasete girmedik. Buyurun devam edin lütfen. Bu girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yakındır. Yakındır. Tabii. Başlayacağız. Evet. Çünkü şöyle bakın. Her şeyin adaletlisi ve etik, ahlaklısı. Biz ahlaklı belediyecilik diyoruz. Hı hı. Ahlaklı belediyecilik ticarette, konuşmada, duruşta, tavırda da ahlak. Şimdi benim yapmış olduğum bir projeyi siz açıklayabilirsiniz, saygı duyuyorum. Ama sanki siz bulmuşsunuz gibi
lanse edemezsiniz. Ben devrek yol ayrımından Ören'in çıkışına kadar EDS yapacağım dedim. Neden dedim bunu? Ya kepez ölüm yolu. Şimdi sayın adaylar, şimdi burada başlamayacağım ben agresif siyasete de. Yok bence bugün siz miat ilan edin. Ereğli Efendi seçime doğru programındasınız. Ben kesinlikle burada hani tabiri caizse hani size hani açık konuşacağım, gaz vermek için asla söylemiyorum. Yani zaten yok, öyle hani, bir insan değilsiniz. O, kimse inanmaz ona Arzu Hanım. Teşekkür ediyorum. O olgunluğa erişmiş bir genç aday var karşımızda sevgili dinleyiciler. Ama orada çok çok önemli bir cümle kurduk. Kepez yolu, ölüm yolu. Evet. Yani maalesef üzülerek söylüyoruz ki her hafta, ki olmasın inşallah, bununla ilgili çok nahoş, acı, dönüşü olmayan kaza haberleri duyuyoruz. Maalesef değil mi Doğan Bey? Yani şimdi Yusuf Sobar da bize burada sağ olsun canlı yayın için destek veriyor. İnanın haberi hazırlarken hani yine kaza haberi diye biz burada haberin detayına bakamıyoruz. Bakamıyoruz ve buyurun lütfen devam edin. Şimdi biz Ören'in çıkışına kadar dedik. Bunu devrek yol ayrımından başlatacağız dedik. Mevcutlar ne yaptı? Halil Bey'den bahsetmiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 4 tane yelekli bir tane 06 plaka araba getirdiler. Nereye kurdular biliyor musun tripodları? Hı. Sefa Camii'nin alttaki ışıkların oraya. Hani kepez ölüm yoluydu. Göçmenlerde ne işin var kardeşim? Niye kepez yoluna gitmiyorsun? Veya mevcut iktidar, işte iktidar onlarda olduğu için söylüyorum. Mevcut belediye başkan adayları olabilir. Sayın vekilimiz tabii ki elinden geleni yapıyordur. Hı hı. Saygı duyuyoruz. Mevcut ilçe başkanı olabilir ve yönetimindeki ekipler olabilir. Şimdi siz madem bu kadar çok hizmet ediyorsunuz, madem gerçek belediyeciliksiniz, siz gerçekten belediyeciliksiniz, neden Kepez'den devrek yol ayrımına kadar olan hattın arasında ölümün sebebini araştırmıyorsunuz? Ölümlerin %90 sebebi sağ şeritteki Kepez istikametine çıkış yolundaki vatandaşın sol şeritte Cevizler istikametine, Belen istikametine geçmek isterken yola atlaması sonucunda oluyor. Sen vatandaşın yola atlamasını engelle önce, sonra EDS'yi kurarsın. Araç 70 ile de gitse bu kaza olacak, 50 ile de gitse bu kaza olacak. Ya yaşlımız var. Bir kere bakıyor, haliyle dalgınlık atlıyor yola. Şimdi 50 ile giden vatandaş kaza yapmıyor mu? Hep 120 ile giden mi yapıyor? Şimdi biz EDS'yi koyduğumuz zaman, şimdi bunu da söylerler yarın Arzu Hanım. Evet. Tabii şimdi bizi dinleyenler mutlaka notlarını almışlardır. Yarın onları da söylesinler. Ama yani ancak kendilerini kandırırlar. Vatandaşı kandıramazlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önce ne yapacaksın? EDS talebini oluşturacaksın. Kabul. Ama bakın biz aday tanıtımında ne dedik? İki şerit arasında sadece ışıklarda yaya geçidi ve üst geçitleri güçlendireceğiz. Üst geçitleri kullanmasını sağlayacağız vatandaşların dedik. Ereğli'mizin altyapısı sorunlu bir altyapı. Alt geçit olmuyor bizim memleketimizde o hatta dedik. Dedik bunu. Bunları da açıkladık. Bunları bilmedikleri için onlar açıklayamadılar. O ayrı bir konu. Önce iki şeritin arasını kapatacaksın. Bursa Osman Gazi gibi yapacaksın mesela. Veya Bursa FSM yolu gibi yapacaksın. Veya Timsah, işte Bursa stadının olduğu yer gibi yapacaksın. Taşlarla çift sıra kaldıracaksın. Ortaya da çelik bariyer koyacaksın. Karayollarının işi bu. Sen iktidarsın. Madem gerçek belediyeciliksin, yapacaksın. Yapmak zorundasın. Kalkıyorsun, Emre Kararsan EDS demiş. Ya Emre Kararsan iki şeridin arasını kapatmalıyız da demiş. Niye oradan tutmuyorsun? Dört tane yelekli adamı getiriyorsun oraya. Biz EDS kuracağız. Ya kardeşim o yıllar önce de yapıldı. Mevcut düzen kaldırmıyor denildi. Anlatabiliyor muyum? Kepez yolu, ölümlü yol diyorsun. Sefa Camii'nin orada çalışma başlatıyorsun. Sefa Camii'nin orada ben yılda iki kere duydum kaza haberi. Üç kere duydum. Kepez yolunda her ay bir ölümlü kaza haberimiz var. Maalesef. Solak yol ayrımından ileriye doğru gittiğimizde o kayalık mevki ileriye tepeye gittiğimizde düşünelim. Oradan başlıyor. Evet. Üniversite bölgesine gittiğimizde tepe durağının oradan solak yol ayrımından yukarıya çıktığınızda zaten kayalık mevki mi deniyor? Oraya siz Kepez'de doğdunuz. Hani çok daha iyi vakıfsınız. Adım adım biliyorsunuzdur orayı. Hani rotasyon olarak o mevkinin yukarısında başlıyor sorun. Özellikle pazar bölgesindeki ışıkların olduğu yerde. Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim mi Arzu Hanım? Dün haber verdiler. Yani AK Parti seçim ofisi açmış dün. Kepez bölgesinde. Yan tarafında Tunca Eczanesi'nin üstünde intihar vakası vardı. Seçim açılışı durdurmamışlar. Videoları geldi. Özel olarak gösteririm size Doğan Bey ben onu. Ben şöyle bir şey yok. Seçim ofisi açıyorsun. Gerçek belediyeciliksin.
o vizyonla çıkmışsın. Yan tarafında intihar vakası var. Anlatabiliyor muyum? Yani vatandaş sizden sadece hizmet ister. Sizin genç kardeşinizin isteği şu. Sadece hizmet etmek için bir dönem kardeşinizi seçin. Biz hizmetimizi yapalım. Allah bize koltuk nasip etmesin. Koltuk olursa hizmet olmuyor. Koltuğun peşinde gidenler hizmet için sahaya çıkmazlar. Benim de ofisimde var koltuğum. Benim imalatımda da var koltuğum. Allah oturmayı nasip etmiyor. Etmiyor, bereketini buluyorum. Devamlı sahada çalışıyorum. Ben bunu ticarette benimsedim. Koltukta oturursak, mesela benim anneme sorun. Fatma Kararslan'a sorun. Şimdi o bizim evin reisi. Ailenin reisi. Mesela anneme sorun. Emre bir masa başı iş yapabilir mi diye sorun. Hı hı. Bakın bunu benim annem ya, o doğurdu beni. Selamlarımızı iletelim annenize de. Allah razı olsun. Dinliyorsa. Saygılar. Anne ellerinden öpüyorum. Şimdi anneme sorun. Emre Kararslan. Oğlunuz masa başı iş yapabilir mi? Asla yapamazlar. Emre sincap gibi gezecek. Emre sağdan dışarı gelmeyecek. Ne burcusunuz Emre Balık. Kararslan? Balık burcu. Yarın doğum günüm. Aa öyle mi? Evet. Nice mutlu yaşlar Allah dileyelim. O zaman yeni yaşınızda sağlıkla, saatle her şey gönlünüzce olsun. Aa. Eşiniz Rabia Hanım'la ve tüm ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. Ama yükselende bir şey var. Çünkü balık burcu değil bu. Sizin şu andaki enerjiniz, o şevkiniz. Bir yükselen burcunuzda farklı bir tam böyle tezat. Hayır, aslan oluyoruz. Doğum saatinize göre annenize sorduğunuzda bir yükselen burcunuza bakmak lazım. Konuyu dağıtmıyorum Doğan Bey. Arada böyle Arzu uzmanlık alanına girdi. Benim hiç anladığım şeyler değil bir bunlar. Bir yükselende var bir şeyler. Fakat çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani Emre Kararslan'ın bu söylediğini ciddiye almak lazım. Bir o yol konusundaki konusunu hem eleştiriyorsun, tepkini gösteriyorsun ama çözüm yolunu da söylüyorsun. Bu bana bunu dikkate alınması gereken bir unsur olarak geldi. Kesinlikle. Bir başka dikkatimi çeken konu, geçtiğimiz gün ağırladığımız Türkiye İşçi Partisi Belediye Başkan adayı Cihangir amcayla radikal sol, burada da radikal sağ var aslında bir anlamda. Birleştiler, koltuk konusunda birleştiler. O da benzer şeyler söyledi. Doğan Bey, şu andaki benzetmenizi gerçekten ben de şu an sizden duyuyorum. Dinleyicilerimle birlikte. Evet, çok evet, güzel ya, bir bağlantı. Dikkatimi çekti orada bu. Evet, güzel bir bağlantı. Evet, dikkatimi çekti. Bir de ikisinin ortak noktası bir başka şey daha var. AK Parti'ye adeta yükleniyorsunuz. Tırnak içinde söylüyorum adeta derken. Bana dinleyici okuyucu sorularından da gelmişti. Acaba AK Parti'yi böler mi, bölmek için mi yarışa giriyor şeklinde, ama sen proje üzerinden tepkini göster. Tabii ki buyur söz sana. Bu ikisini birleştirerek, hepsini birleştirerek bir yere varabiliriz. Sayın Cihangir amcayla selamlaşma fırsatımız oldu. Hı hı. Yani tabii sahada çalışıyoruz. Allah'ın selamı birbirimize vereceğiz. Tabii ki. Siyasetten sonra da yüz yüze bakarız. Buradan sonrasında bir çay kahve içeriz. Belki bir fikri vardır. Onun da bir projesi vardır. Bizimkiyle bağdaşıyordur. Emre gel yapalım. Yapalım ya, memleket için yapalım. Misal. Şimdi AK Parti'yi bölmek için mi gelmiş Emre Kararslan? Tipe baktığınız zaman aşırı solcu değil mi? YRP, Yeniden Refah Partisi'ne baktığınız zaman da aşırı sağcı. Tipin hedefi sağcı. Adalet Kalkınma Partisi mi? Evet. Değil mi? Vuruyor dediniz yani az önce. Siyasi olarak vuruyor. Yani. Yeniden Refah Partisi de Adalet Kalkınma Partisi'ne vurmuyor aslında ya. Doğruyu söylüyor. Bu vurmak değil ya. Eleştiriyor. Şimdi sen beni eleştiriyorsan ben de seni eleştireceğim. Bir kere önce yanındaki kişiler, ya başkanım bana söylüyorlar mesela. Başkanım bakın bunu bu başkan söylemiş. Oğlum ama şu zaman biz söyledik. Başkanım o zaman haklıyız. Yani kendi ekibim ile uyarıyorum ben. Veya bir proje yapacağımız zaman bana diyorlar ki başkanım geçmiş yıllarda bu olmuştu. Şimdi biz ders çalıştık. Biz 8 aydır emek harcıyoruz. Bizim dersimizde 2019 yılında söylenip yapılmamışsa neden yapılmadığına bakıyoruz. Bu yapılabilir mi? Yapılamazsa vatandaşa boş vaat vermiyoruz biz. Demek ki iktidar AK Parti'de, Ereğli'de şu an iktidar olmak isteyen aday olan AK Parti'de bir sorun var. Neden sorun var? Dipedip solcu bir tip ve dipedip sağcı bir Yeniden Refah eleştirebiliyorsa demek ki sıkıntı onlar da bizde değil. Demek ki bir şeyleri eksik yapıyorlar. Deseniz ki sadece sağdan sağa Emre Kararslan vuruyor. Emre Kararslan AKP'yi bölmek için yapıyor. Ya hemşerim bak tip de yapıyormuş. Tip demek ki bu adamların bir eksiği var. Doğru mu Doğan Bey? Evet. Oldu mu cevap? Oldu. Vatandaşımızı aydınlattık. Şimdi soruyu şöyle güncelliyorum.
Diğer adayları da değerlendirir misiniz? Sadece AK Parti adayını değil, burada İYİ Parti adayı da var, burada Milliyetçi Hareket Partisi adayı da var, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da var. Diğer adayları da bu anlamda gerek projelerini, gerek siyasi bakış açılarını, gerek idari bakış açılarını, projelerini vesaire değerlendirmesini istesek Emre Kararslan'dan. Şimdi hepimiz adayız. Aday adaylığı süreci bitti. Kimseyi değerlendirmek, ben üstüme o konuyu yok haddim ya, şöyle bakın, İbrahim Sezer'in kendine göre bir duruşu vardır, saygı duyarım. Ben İbrahim Sezer'in seçim sürecinde benim yapmış olduğum işlerin üzerinden yürünürse ben orada hemşerim bir dur derim. Yani, evet. Burada yaşın hiçbir önemi yok. Tabii var. Yok mu şimdi Doğan Bey? Dediniz ki ayın 21'inde Emre Kararslan açıklamış. Geçen hafta AK Parti şey kurmuş. EDS kurmuş. Ya zamanda niye yapmadınız bunu? Neden herkes seçim zamanında çıkıyor yani Arzu Hanım? Yani fikir haksızlığı. Burada evet. Emek haksızlığı evet. olarak adlediyorsunuz evet. aslında değil Eleş, mi? Ben yorum yapamam onlar evet. hakkında. Evet. Saygı duyuyorum. Allah herkese hayırlı, bereketli, nasibi olan bir seçim nasip etsin. Allah bize bunu göstersin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Takdir Allah'ın. Bizleri şöyle söyleyeyim. Bakın seçimin sonucu ne olursa olsun. Hı hı. Değerli kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, ilçe emniyet müdürümüze, esnaf kefaretimize, ticaret sanayi odamıza, her yere gittik biz. Ve herkese de şunu söyledik. Bizim projelerimiz bunlar, bunlar, bunlar. Evet. Ben Emre Kararslan, ekibim bu. Hı. Aynı ekiple, aynı vizyonla birer hafta, ikişer hafta dinleneceğiz. Daha sonrasında biz hemen çalışmaya başlayacağız. Seçimin sonucu ne olursa olsun. Vatandaşın sorması gereken asıl soru şu. Ve soruyorlar. Hı. Seçimden sonra oldu ki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, işte altı, yedi, sekiz sıralama önemli değil. Seçimden sonra oldu ki başkanlığı alamadınız. Bu hizmetler yapılacak mı? Yemin ederim. Sözüm söz. Allah sağlık verdiği sürece bu hizmetlerin olması için iki hafta dinlenmek istiyorum sadece. Evet. Seçimden sonra. Nasipse bayramdan sonra biz aynı ekibimizle tekrar çalışmaya başlayacağız. Benim buradan sözüm söz. Ve biz yine durmayacağız. Seçimin sonucu ne olursa olsun bu projelerin en az %50'sinin, %30'unun yapılması için elimizden geleni yapacağız. %100'ünü yaptırmazlar. Burada siz de takdir edin. Siz bizden daha fazla seçim gördünüz. Yani %100'ünü yaptırmazlar. Ama burada Ereğli'mizin faydasını olabilecek, Ereğli'mizin katma değerini arttırabilecek, Ereğli'mizin yararını olabilecek projelerde biz yine öndeyiz. Sen kimsin dediklerinde 2024 Mali Derler Seçimi Emre Kararslan, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı adayıydım derim. Geçerim. Veya direkt ben Emre Kararslan kardeşim. Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatı derim. Yani sonuç ne olursa olsun biz elimizden geldiğince aynı ekiple birlikte canla başla vaat ettiklerimizin en az %50'sini yapmayı hedefliyoruz diyorsunuz. Kaldı ki siyaset uzun soluklu bir yarış ve sizin yaşınız henüz bunları ileriki vizyonlara yapabilecek derecede genç. Peki ittifak olmaması mı elinizi rahatlattı? Burada Türkiye'nin başka yerinde var mı ittifak Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında bilmiyorum. Yok olduğunu biliyorum genel anlamda da, yerelde de yok. Bu biraz daha rahatlattı mı sizin elinizi? Ya da Yeniden Refah Partisi böyle bir ne olduğunu mu görecek bu seçimde? Şöyle izah edeyim. Şimdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan, bir karar vermeden önce rahmetli Necmettin Erbakan hocamız gibi çok akıllı bir insan. Evet. Mükemmel bir insan. Bakın babası kadar akıllı. İl ve ilçe illeri arar. Biz böyle bir karar vereceğiz. Teşkilatlarım ne istiyor der. 81 il değerli il başkanımız Sayın Necdet Bey, Necdet Başkanımız bizleri arar. Alaplı'yı arar, Gökçebey, Devrek, Kozlu, Kilimli, işte Çaycuma buraları arar. Ve der ki ilde toplantı var. Biz apar topar burada ekiplerle gideriz. Hı hı. Herkes oraya gider. Böyle bir karar şey var, durum var, ne yapılması? Ne düşünüyorsunuz? Ereğli teşkilat ne düşünüyor diye sorar. Bakın il başkanımız da çok mükemmel bir insan. Yani. Allah bin kere razı olsun. Geldi, bizi de hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Yani şöyle, rahmetli Erbakan hocamızdan sonra AK Parti'ye gitmemiş veya başka partiye gitmemiş 5 il başkanından biri, 11 il başkanından biri Fatih Erbakan, genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan partiyi kurduğunda da evet. onun yanında olan
Yani o çınarlığını gösteren 5 il başkanımızdan biridir bizim Sayın Necdet Sarı başkanımız. Yani bu büyük bir değerdir. Rahmetli Erbakan hocamızın vizyonunu Zonguldak'ta ileri hedefleyen, yapılması için elinden gelen mücadeleyi veren, yani gençle genç, yaşlıyla yaşlı, işte arkadaşla arkadaş olabilen bir il başkanına da sahibiz biz. Ne zaman gece 12-1-2 istediğimiz saatte arayabiliyoruz biz il başkanımızı. Başkanım, bizim buna ihtiyacımız var dediğimiz zaman başkanımız ya olmaz şöyle yapalım demiyor. Bakın böyle söylemediniz ama şurada eksiksiniz, bunu böyle düzeltin hemen diyor. Yani bizi eğitiyor ve bizi öğretiyor. Gerçekten. Yani dayanışma ve birlik beraberliğin olduğu bir sistem var diyor. Şimdi ittifakın olmaması, genel başkanımız bakın Ankara'da yaptığı canlı yayında, mitingde de söyledi. Bir önceki seçimde AK Parti ile bu beka meselesiydi. Rahmetli Erbakan hocamız da böyle ittifak yapmıştı, biliyorsunuz. Bir koalisyon yapılmıştı ve bunun kararını da yine ülke vermişti. Kendi teşkilatları vermişti yani, daha doğrusu. Şimdi bir önceki seçimde de ittifak konusunda yine teşkilatların ortak kararıyla biz ittifaka girmiştik. Yani genel başkanımızdan gelen direktif bu şekildeydi daha doğrusu. Daha sonrasında bu seçim içerisinde de bir ittifak istendi. Genel başkanımız yine il ve ilçelere sordu. Bizler de hayır dedik. İl başkanımız da hayır dedi. Alaplı, işte Gökçebey ve 81 il vilayeti hayır dedi. İstemiyoruz dedi. Çünkü neden istemiyoruz dedi. 32 maddelik bir protokol var. Memleketimiz için olması gereken işlerdi. Bunlar yapılmadı. Sadece iki maddesine uyuldu ve burada yine genel başkanımızdan Allah razı olsun, Sayın Doktor Fatih Erbakan babası gibi tekrardan Necmettin Erbakan hocamız gibi dik duruşunu sergileyerek ittifakta yokuz dedi ve kalemi kırdı attı. Bizler son Erbakan'a sahibiz. Bakın, Erdoğan'dan sonra bir Erdoğan daha yok. Allah razı olsun yaptıkları hizmetlerden dolayı. Biz onları eleştiremeyiz, öyle bir haddimiz yok. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamıza şimdi herkes güzel yad ediyor. Yani dualarla yad ediyorlar Erbakan hocamızı. Biz de diyoruz ki Erbakan'dan sonra son Erbakan Fatih Erbakan genel başkanımız. Bizler onunla sahip çıkmak istiyoruz. Bizler onun arkasındayız. Onun için mücadele ederiz. Bu ülkenin refaha kavuşması için ilk 40 yılda yapılanların ikinci 40 yıl vizyonunda yapılması için bizler teşkilat olarak onların arkasındayız. Yanındayız, destekçiyiz. Allah onların da yokluğunu göstermesin. Mevcut Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı'ndaki arkadaşlarımın, değerli meclis üyesi adaylarımın, Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Hepsinden bahsederiz herhalde. Bunlardan da Allah razı olsun ki Allah kimsenin yokluğunu göstermesin, hepsi sağ olsun. Taban ve tavan ittifak olmamasında memnun. Memnun. Yani refahlı şehirler, güvenli yarınlar sloganıyla gidiyorsunuz. Şimdi ben araya böyle biraz magazinsel böyle bir soru sıkıştırmak istiyorum Doğan Bey. Magazin işleri sana ait. Arzu abla, kaosla besleniyorsun. Öyle vallahi çok bu anlamda. Şimdi festivale bakış açınız diyeceğim, orada bir duralım. Başkan olursanız yeniden Refah Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan adayı Emre Karar sana sormak istiyorum sevgili dinleyiciler. Festival yapacak mısınız? Yaparsanız Davut Güloğlu dışında kimleri çağıracaksınız? Bu magazin değil mi? Ya. Yani. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi bizler memleketimizin kazanması için izlediğimiz vizyonda memleketimizin eğlenmesini engelleyecek değiliz. Memleketimizin 11 ay çalışacağız, 1 ay eğleneceğiz. Sorun yok. Biz festivalleri devam ettireceğiz. Festivallere biz eklemeler de yaptık. Hatta günü değil mi? Biraz daha böyle. Tabii 7-10 güne uzamış. 7 gün, ben 10 sizden gün duymak istiyorum. Evet. Evet. Biz festivallerin gün sayısını arttıracağız ama tabii ki bir sistem gerekiyor Arzu Hanım. Biz onlar için değerli emniyet müdürümüzle de görüştük. Değerli polis memuru arkadaşlarımız var zaten. Müşterilerimiz çoğu bizim. Onlarla istişare yapabiliyoruz. Daha çok kanun boyutlarını onlar bildiği için. Şimdi meclis üyesi adaylarımızın içinde değerli bir avukatım var benim, Tayfuncin. Daha çok onu sormadan zaten kanuni hukuki süreçlerde bir cümle sarf etmiyorum. Acaba bir eksiğim olur mu? Kanunen bir sorun olur mu diye. Değerli Tayfuncin arkadaşıma buradan yine teşekkür ediyorum. O bizi aydınlatıyor. Bir de hukuk danışmanlığı yapan bir meclis üyesi adayım var. O da Alper Biçer. Ona da soruyoruz. Hani nerede eksiğimiz olabilir? Ali Büyükarslan'a soruyoruz. Abi nerede eksiğimiz olabilir? Yani nerede sorun yaşayabiliriz? Bu konuda onlar bizi aydınlatıyorlar. Bizler festivali engellemek istemiyoruz. Bizler 11 ay kazanan
evet bir ayda gençleriyle, evlisiyle eğlenen bir memleket olması için aynı çizgide uluslararası festivallerimiz devam etsin yalnız. Dipnot, ben eşimle festivale inmiyorum. Olur mu? Nasıl olacak? Bakın, neden inmiyorum? İnmem için ne yapmam gerekiyor? Şimdi, öncelikle festival yapacak belediye başkan adayı, nasipse yarın belediye başkanı olduğunda festivale inmesi için ne olması gerekiyor? Şimdi öncelikle güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Herkesin farklı bir bakış açısı vardır festivale. Benim kendi bakış açımdır bu. Saygı duysunlar sadece. Eleştirebilirler, haklılardır. Şimdi biz bunu bayan ablalarımızdan duyuyoruz. Yalı Caddesi'nin o hattının girişinde ve Bozane'de ciddi manada uyuşturucu satışı yapıldığını biz bunu bayan ablalarımızdan duyuyoruz. Ve bu bir iddia şu anda bizim. Ama şöyle bakın haber. Tabii bu bir iddia doğru. Yani şu anda bir iddiadır. Yani. Şöyle şunu biliyoruz. Evet ciddi. Şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi gazeteler biliyor ki festival günleri herkes manşet atıyor ya. Bu Ekomar'a sedide kaldırılan çocuklar var ya. Biliyorsunuz festivallerde böyle alkolü fazla kaçıran, uyuşturucu kimyasalı içen çocuklar küt yatıyor. Ambulansta Ekomar'ın girişleri ana baba günü. Gazetecilerin birçoğu oralarda haber giriyor. Haber değeri var. Haber değeri var. Şimdi bu çocuklar alkolü fazla tüketiyor. Çocuk daha 15 yaşında. 14 yaşında. Şimdi önce bunun önüne geçeceğiz. Ana babanın haberi yok o çocuğun çarşıda alkol komasına girdiğinden. Doğru mu? Yani ya müsaade etmez. Müsaade etmez. Yani ben olsam etmem herhalde yani. Şimdi uyuşturucuya dair ciddi zaten iddialar ve 18 yaşından küçüklere yani alkol satışı yasak ama tabii şimdi adam ama gidiyor büyük birini aldırtırıyor içiyor. Şimdi bakın her şey sükut ortamında bitmeli. Ben eşimle rahat bir şekilde festival. Ben Akçakoca'ya gittim ama. Çok ciddi söylüyorum. Ben Ereğli Belediye Başkanı adayım. Geçtiğimiz sezon Ereğli Festivali'ne katılmadım. Çünkü biliyorum ya bir rezillik var. Yani şöyle evet ciddi manada bir eğlence var. Ciddi manada da mevcut başkanın yapmış olduğu bir emek var. Kabul. Ereğli'de bu var. Ama halkın içerisinde de rezillik var. İşte biz halk olduğumuz için başkan adaylığından önce bunu görebildik. Ama bakın ben Akçakoca'ya gittim. Kıraç geldi mesela. Akçakoca'da sükut ortamında mükemmel bir festival bitti. Ya biz Akçakocalı mıyız? Biz Ereğli'yiz. Biriniz halka mı, belediyeye mi, güvenlikçilere? Şöyle güvenlik. Daha çok güvenlik. Şimdi belediye yapması gereken işi yapıyor. Tabii ki zabıtayı sokağa dökecek. Emniyet bekçiyi sokağa dökecek. Bakın biz bunun tespitini şu şekilde yaptık. Şimdi bu iddia dediniz ya. Ben bir video gördüm. Ve bunu gerekli emniyetle ilgili mercilere taşıdım. Yani onu da ben kaçınmam. Videoyu alıp cebime koymadım yani. Gereğini yapın. Evet. Onlar gereklileri emniyet güçleri yapar. Şimdi bir bayan ablamız geliyor. İsmi lazım değil. Önemli değil. Yani burada söylemek yok, etik yok. Yok zaten etik de değil. Tabii tabii. Ha, evet, etik evet. Olmaz. Bayan ablamız bize dedi ki. Emre dedi. Gözümün önünde Yalı Caddesi'nin girişinden küçük küçük poşetler alıp geliyorlar. İçen yatıyor oğlum dedi. Nereden alındığını göremiyoruz dedi. Polislere söyledik dedi. Bekçilere. Gittiklerinde de dedi. Yani kalabalık bir ortam olduğu için tespit edilemiyor. Şimdi bugün bir şeyin tespit edilebilmesi için ne gerekli Arzu Hanım? Gökyüzünden bir uydu veya bir drone değil mi? Kameralı drone, kameralı drone sistemle. Bir sürü alternatif. O da çok var zor yani. Bir şey değilmiş. Belediyeye ait dronlarımız var, emniyete ait dronlarımız var. Biz de dedik ki ya biz alkol satışlarını bir düzene sokalım. Vatandaşımızın gereksiz alkol yani en azından 18 yaş altına veriliyor mu verilmiyor mu bunların zaten kesinlikle takibi yapılacak. Bu zaten yasak yani yasal olarak. Kanundan yasak yani belediye olarak tabii ki takip ediyorlardır mevcut belediye ama biz daha fazla takip edelim. Daha çok üstüne düşelim bu işin ve drone kaldıralım. Eğer orada bir ihmal varsa ikimizin ismini vereyim. Emre Kararslan örnek veriyorum Doğan Gönüllü'ye veriyorsa Emre Kararslan hemen kamera tespit etsin ve gereğini yapsın. Doğan Gönüllü içmeden müdahalesini etsin. Anlatabiliyor muyum? Orada örnek veriyorum eşler arasında bir sorun olabiliyor. Gençlerle eşler arasında genelde sorunlar buradan çıkıyor. Şimdi gençler eğleniyor, haklılar. Evli çiftler rahatsız olabiliyor. Burada hemen güvenlik güçlerimiz müdahale etsin. Sükut ortamında kaliteli, bize yakışan bir festival bitirelim. Ve bunu geçirelim. Emre Kararslan öyle bir zülfiyare dokundun ki aslında bu uyuşturucu konusu Türkiye'nin bir sorunu
Ama Karadeniz, Ereğli ve bölgede nedense bir türlü kökünü de kurutamıyorlar. Bu uzun soluklu bir soru. Sadece festivallere ait değil. Güzel bir noktaya geldin aslında. Bu aslında bir ihbar da... Kanayan'da bir yaradır. Kanayan yara, evet, yani evet. Bizim gazeteci olarak valilikten gelen bültenlerin birçoğu uyuşturucuya ait. Evet. Bölgede eken, biçen, kullanan, satan birçoğu bunlara ait. Hatta biz bazen eleştiriyoruz da diyoruz ki haber bülteni diye de uyuşturucu kullandıkları tespit edilen kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıyor. Ya madem öyle niye serbest bırakılıyor bu diye kötü örnek oluyor. Teşvik edici oluyor. Vazgeçirici olmuyor diye eleştirilerimiz de oluyor. Bu sadece festivallere özgün değil. Ne yazık ki uzun soluklu ve belediye başkanı adaylarından da benim gazete köşemde yazdığım için burada da söyleyebilirim. Çözmesi beklenen sorunlardan bir tanesine temas ettin. Festival vesilesiyle bunu dile getirdin ama teşekkür ediyoruz. Bu konu tüm adaylara da buradan duyurmuş olalım. Siyasilere, bürokratlara, idarecilere, emniyete ve basına biz de çok bu konuda sorumluyuz. Lütfen bu konuya dikkat edelim diyoruz. Uyuşturucu kullanan, satan vesaire, her bir türlü bulaşan, ticaretini yapan herkesi şiddetle kınıyor, eleştiriyor ve gereğinin yapılmasını arz ve rica ediyoruz. Arzu, izin verirsen ben son sorumu sorayım mı? Sen gözüme bakıyorsun, benim süre tabii, bitti. Tabii ama... Doğan Bey. Ekle, ondan sonra devam edelim. Şimdi biz Otofest ve Motorfest festivali ekledik. Burada genç kardeşlerimizden, modifiye tutkunu kardeşlerimizden, motorcu camiasından ciddi bir talep var. Evet. Şimdi biz biraz daha onların yaş gruplarına hitap ettiğimiz için bunu bize çok rahat söylüyorlar. Yalnız bir önceki yapılmak istenen festivallerde belediye işte bütçe çıkaramamış veya işte maddi olarak bir beklenti içerisine girdi diye biz bir duyum aldık. Bu doğru mu bilmiyorum. Bakın, asıl bu iddia. Ben net olarak bilmiyorum. O yüzden buradan eğer şey varsa da mevcut başkana kusura bakmasın, özür dilerim. Bilmediğim için eleştiremiyorum. Ama biz Motofest ve otofestivallerin talep edildiğini ama alan gösterilemediğini duyduk. Bunlar için onlara alan göstereceğiz. Otofest ve motor festivalini Ereğli'mize kazandıracağız. Şimdi bu kaçıncı oldu Uluslararası Çilek Festivali? 23 mü? Hayır, 24.sü değil mi? Bu yıl 24.sü düzenlenecek. Yani 23'ü geride bıraktık. Şimdi Allah nasip ederse bu yaz bize nasip olursa birinci Otofest ve birinci Motor Fest'le Ereğli tekrardan festivaller olarak anılmaya devam edilecek. Evet, bu festival... Belediye başkanından özür dilemeye gerek yok. Eğer yer göstermediyse eleştirelim yani onu. Bakın, bu iddia işte. Ya iddia üzerine. Bu iddia yani şimdi eğer örnek veriyorum, gençlerin bir sitemi varsa hani ama aslında yok. Böyle de bir şey yoksa ben mevcut belediye başkanı şimdi olmamış bir şey nasıl söyleyeyim? Şimdi öyle değil mi? Asıl yani, bu iddia. Ya başkanım, bize yer gösterilmedi. Bilgi ama kirliliği. Tabii yani, özür diliyorum. Ya şimdi eleştireceksek de gerçeğiyle eleştirmemiz lazım. Olmamış bir şey de mevcut başkana söylememizin bir anlamı yok. Olanı zaten söylüyoruz yani. Olan mahallelerimizdeki eksikleri söylüyoruz. Bunu medyada da söylemekten kaçınmıyoruz yani. Sonuçta evet, mevcut başkanımızın göremediği yerler var. Bundan önceki başkanların da göremediği yerler vardı. Biz sahanın içinden nabzını tutuyoruz. Ya birileri bu memlekete hizmet etmek zorunda. Burada biz veya bir başkası, böyle bir şey yok. Ama gerçek hizmet edecek, gerçek belediyecilik olmayan birileri hizmet edecek. Gerçekten hizmet edecek bakın. Yani gerçek belediyecilik hizmet etmeyecek. Gerçekten hizmet edecek. Evet, şey gibi oldu yani. Slogan şimdi, propaganda şimdi gibi bakın, oldu. Ben hayır, şimdi sloganı lütfen algıda seçicilik yapmayın. Hani çaresizseniz çaresizsiniz diye bir slogan vardır ya. Gerçek belediyecilik değil, gerçek belediyecilik hizmeti diye. O da bir nevi farklı versiyonu oldu. Gerçekten belediyecilik, ahlaklı belediyecilik. Yeniden Refah Partisi'nin desteklemelerini rica ediyoruz. Evet, şöyle bir saatlerime göz atıyorum. Saatlerimize göz atıyorum. 11.35 valla, bir saat neredeyse 7 dakikadan bu yana canlı yayındayız. Valla Emre Kararsan konuştu, biz dinledik aslında burada. Ama konuşmak için tabii. Değil mi? Şöyle, bizim zaten buradaki konuklarımızı ağırlamamızın nedeni de bu. Onların konuşmalarını, bilgilerini, fikirlerini, deneyimlerini burada dinleyicilere ulaştırmalar. Biz aracılık yapıyoruz sorularımıza ve gelen soruları ileterek. Benim son sorum şu olacak Arzu, saat vurgu yaptığın için. Seçmen Emre Kararsan'a neden oy versin?
neden sizi seçsinler ve ilk oturursanız, daha doğrusu oturursanız koltuğa ilk ne yaparsınız? 1 Nisan'da geniş koltuğa bir... ilk oturacağınız gün değil mi? Ama 1 Nisan olarak adlandırılmaz değil mi? Resmi olarak 1 Nisan'dır. O koltuğa ilk oturduğunuzda. Güzel. Son yani soru, güzel. Soru bu. Evet. Şimdi ben az önce de söyledim ya. Allah bize o koltuğu nasip etmesin. Biz o koltuğa oturmayacağız. Ama elbette tamam, oturacaksınız şimdi. Elbette. Ayakta da fotoğraf çektirebiliriz. Allah bizlere... Tamam, ben de şaka yapmıyorum. Ben de diyorum ki Allah bize o koltuğu nasip ettiğinde koltuğa oturmadan direkt hizmete başlayabilmeyi nasip etsin. Ne ama ne yapacaksın? İlk önce hesaplara bakacağız. Yani ne var, ne yok, ne gelmiş, ne gitmiş. Beklenen cevap buydu. Yani şimdi Arzu Hanım, şimdi ben burayı sizden devir alacağım. Arzu Hanım, biz aylık ne kazanıyoruz, ne gidiyoruz, kiramız ne, elektrik su ne arkadaşım, kaç tane personel çalışıyor? Bunu bilmek zorunda değil miyim? Evet. Şimdi belediyeye geldiğim zaman arkadaşım kaç tane çalışan var, hangi birimde kim çalışıyor? Ne kadar gelirimiz var, ne kadar giderimiz var? Ne kadar para kalıyor? İlk parayla şu projeyi hemen başlatın diyebilmemiz lazım. Önce gelir gider dengesi tabii diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Gelir gideri bilmeden hiçbir şey yapamazsınız ki. İşte o koltukta oturursunuz, ömür geçer. O yüzden koltuk nasip olmasın. Neden oy versinler diye geniş. Şimdi şöyle. Emre Karar sana neden oy versinler? Biz daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Ereğli halkı Emre Karar sana, Trabzonlusu da, Karslısı da, Sivaslısı da, Gümüşhanelisi de, Ardahanlısı da, Artvinlisi de bizi ayırmasın. Biz onları ayırmadık. Kadromuzu bunlardan oluşturduk. Onlar bizim dostlarımız dedik. Onlar bu memlekette yaşayan, bu memlekette nefes alan, alışverişini yerel esnaftan yapan, yerel belediyeden işte taleplerini karşılatan, yerel otobüse binen, yerel durağa binen herkes, vergisini Ereğli üzerinde ödeyen herkes bizim vatandaşımız. Biz bunu benimsedik. Kimseye ayırmıyoruz. Onlar da beni benimsesin. Ben de onlardan biriyim. Ben acısıyla tatlısıyla, irisiyle ufağıyla, Kepez'in yerlisi, çoban bir ailenin torunuyum. Devlet memurudan emeklidir dedem. Öyle bir ailenin torunuyum. Esnaf bir ailenin evladıyım. Ereğli'nin yerli yerel esnafıyım. Genç bir kardeşleriyim. Kısa zamanda güzel işler yaptım. Ciddi anlamda Ereğli'de 129'un üzerinde bina sayısına ulaştım ki bu zirve bir rakam. Bizim Hı-hı. için de güzel, başarılı bir rakam. Şimdi vatandaşlarımızdan bilmeyenler şunları bilsin. Biz çalıştığımız binalarda yıllık sözleşme yazarız. Allah nasip ederse 5. yılımıza girdiğimiz binalar var. Aslında biz oralarda yıllardır seçim geçiriyoruz. Abilerimiz, ablalarımız bizlerden memnun. Bazen tabii fiyatta anlaşamayıp da ayrıldıklarımız oluyor ama sonuçta biz de hizmet edip ev geçindirmek zorundayız. Ticari olarak Emre'yi tanıyanlar, Emre'yi zaten biliyorlar. Sorgusuz sualsiz telefonunu açabileceğini biliyorlar. Açamadığımda mutlaka bir gün geri döneceğimi de biliyor. Yarın yoğunum veya hastayım, bir sonraki gün geri dönebileceğimi biliyor. Emre'nin kapısını çalabileceğini biliyor. Emre'nin dükkanlarına gittiği zaman, herhangi bir dükkanında, şubesinde, nasılsın, iyi misin dediği zaman veya babam orada olduğunda Emre'yi çağır gelsin dediğinde Emre oraya gelemese bile telefonla görüntülü arar, bunu biliyor. Biz Ereğli'mize sadece hizmet için gelmek istiyoruz. Şu an mevcut vermiş olduğumuz hizmetleri belediye bünyesinde daha ileri vadede, memleketimizin katma değerini arttırabilecek seviyede gerçekten il olabilecek potansiyeli ulaştırmayı hedefliyoruz. Mevcutlardan, geçmişlerden daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Vatandaşımızın en az bir dönem, rahmetli Erbakan hocamız döneminde olduğu gibi teveccühü göstererek bir kez daha refah, 2024 yılında da mahalli liderlerde yeniden refah demesini, Emre Kararsan'ı hizmetlerine devam ettirebilmesi için üst noktada bırakmasını, bize bu yetkiyi vermelerini temenni ve rica ediyorum. Veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Ereğli bizim memleketimiz. Seçimin sonucu ne olursa olsun bilsinler ki Emre Kararslan ve ekibi çalışmaya devam edecek. Yani Ardahan'dan Bayburt'a, Ereğli'ye kadar da çok ekibimiz de bu anlamda Türkiye'nin tabii her ki. Memleketinden ekiple şekillendik diyorsunuz. Evet. Ve bu anlamda da bu şekilde nokta koyuyorsunuz. Değil mi Doğan Bey, var mıdır? Evet, ekipten söz etmedin diyecektim. Belediye meclis üyesi adaylarına bir vurgu yapmak ister misin? Bir de baştan il olmasını karşıyım gibi bir şey söyledin ama en sonunda da şöyle bir şey söylediniz. Emre Bey il olamaz.
İl olmak kapasitesine ulaştıracağım taahhüdünüzü çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Evet, ekipten bahsetmek isterseniz çok kısa bahsedeyim. Kısaca hemen en azından kısaca, isimleri zikredersiniz diye belki sırayla. Aykut Gönültaş, TTK maden işçimiz. Evet. Özcan Özdemir, Çözüm Center'ın sahibi. Eski Büyük Birlik Partisi milletvekili adayıydı. Hı hı. Efkan Murat Özkara da biz gibi Kepez yerlisi, Kalender iyi bir ailenin evladı ve torunudur. İbrahim Uslu, Uslular Giyim sahibidir. Burak Boz, Ereğil Ambalaj'ın sahibidir Özmar'ın arkasında. Hakan Uluk, Karslı bir abimizdir. Belen Yenimal'de iş güvenlik uzmanımızdır. Alper Biçer, Prosa yönetim danışmanlığının sahibidir. Avukat Tayfun Cin, avukat kardeşimizdir. Abdülaziz Çınar, Çınar Otomotiv sahibidir. Vallahi reklam, Doğan Bey ekipten bahsedin dediniz, reklamlar. Şöyle ya, isimler yapmayayım mı? Hayır, lütfen. Buradan sonrası devam edeceğim. O kadar söylemişim. Edin lütfen, lütfen. Ayhan Ayhan Kocakale Fen Bilimleri Dershanesi sahibidir. Bayram Akta Erdemir emeklisi ve Bayram abim benim aynı zamanda aile dostumdur. CHP yönetiminden istifa edip gelmiştir. Allah bin kere razı olsun. Bayram abimin altını çiziyorum. Ters köşe. Evet, Ayhan abi şöyle, Bayram abim gerçekten aile dostudur ve mükemmel ötesi bir abimdir. Fikir babasıdır o bizde. Hı hı. Yani İbrahim Uslu gibi fikir babasıdır, dağdır yani, çınardır bizim partimizin içinde. Hı hı. Allah yokluklarını göstermesin. Tarık Duran lider kırtasiye sahibidir. O da biliyorsunuz. Vallahi isimlere gülmüyorum. Şimdi Doğan Bey'le böyle Yusuf Bey de bir taraftan normalde insanlar yaparken bana bakıyor. Için... İnanın istek isterken bile biz bunu kabul etmiyoruz ama seçim işte. Arzu Hanım. Normal şartlarda. Ama tabii ki Allah ekibini razı olsun. Tanıtacağız. Evet. Ekibini tanıtacağız. Şimdi şöyle, normalde bunun için sizden randevu alıyorlar değil mi? Yusuf Sabar oradan öyle bir bakıyor ki bana, bir taraftan çekim Yusuf yapıyor. Yusuf abi ben geldim İnanın, abi. İnanın istek istiyorlar, istekte bile biz bunu... Yavuz Özcan, devam ediyoruz. Kuaför sahibidir. Ahmet Azık, Opel Nilkar sahibidir sanayi sitesinde. Volkan Sasa emekçi, Hakan Güleş Sivaslı pazarcı kardeşimizdir. Hakan Ceylan Alevidir ama dostumdur, çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda gençlik kolları başkanımızdır. Hı hı. Özel ricayla gece 11.30'da getirdiğim bir transferdir, AK Parti'den getirdim. Oktay Yılmaz çok genç bir kardeşimiz, takımın bel kemiğidir. Drogba gibi düşün, iyidir, mükemmel bir kardeşimiz. Fuat Türk Yılmaz bizlere yine madenden destek olan abimizdir. Cüneyt Yaman Dağ Evleri bölgesinde emekçi bir abimizdir. Sezer Sarıcı aynı zamanda mali işlerden sorumludur. Çocukluk arkadaşımdır. Hı hı. Sarıcalardan Erdemir'de görev yapıyor. O da Allah razı olsun ondan da. Emir Aker de aynı şekilde çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Kürşat Tek de Sivaslıdır, Göktepe'den. Biz her mahalleden birini aldık. Evet. Her mahallenin belirttiği ismi. Ayberk Yaman, Tarık Ceylan, Samet Tekin olarak da devam ettirebiliriz. Bunlar da değerli kardeşlerimizdir. Yönetim ekibimizin içindeki arkadaşlarımızdır. İsimleri de zikretmiş oldunuz. Firmaları da zikrettik Yusuf abi. Reklamı vurduk. Vallahi. Seçime 27 gün kaldı. Hani seçimden sonra görüşeceğiz zaten herhalde. Seçime kadar görüşemezsek diye ben hemen arkadaşlarımın reklamlarını yapayım. Zaman... Ama kendiminkini yapmıyorum bak. Yok biz zaten... Emre kararsan zaten bir marka diyorsun içinde. Evet. Evet. Yo biz konuştuk burada bir dost meclisi, Allah bir sohbet aynı siyasi zamanda. İşin siyasi boyutu aynı. Farklı. Ticaret aynı. Ticari boyutu evet. Farklıdır. Hayır, onların tanınacak referansları verme açısından söyledim. Tabii tabii. Reklam olsun diye değil. Farklı. Şimdi baksın tabii. Mesela şöyle karışıklık olabiliyor. Mesela Aziz Çınar, Çınar Otomotiv'in sahibi ama AK Parti listesi, hani istifa et diye biliyorum. Hmm. Bir Çınar daha vardı mesela, onlar da akrabalar. Hı hı. Mesela Emre Karaaslan'dan. Tabii tabii. Ya şimdi olabiliyor. Alper Biçer var ama bizde mesela Alper abim var. Ama şeyde AK Parti'de mesela Sabri Bey var. Sabri Biçer. Orada da benzetme olabiliyor. Mesela ya yok o işin şeyi, latifesi. Tabii. Hani buradaki ortamı da biraz daha böyle hani yumuşatmak, dinleyiciye de bakın, şöyle biraz Burak tebessüm ettirme adına. Burak yani, Boz benim meclis üyesi adayım. Çok kadar değerli da bir kardeşim. Katı kurallarımız yok yani. Eyvallah. Reklam ismi zikretme adına. Burak Boz'u Murat Boz'un akrabası diye bile sempati duyan oldu. Doğrudur. Ama yani. Değil yani. Aa, o da emekçi, o da Düzce'lidir aslında. Anne buralı Ormancı mı, baba Düzce. Dışarıdan insanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Bizi buraya konuk ettiğiniz için Ereğli FM ailesine çok teşekkür ediyorum. Sayın imtiyaz sahibi Doğan Gönüllü'ye çok teşekkür ediyorum. Haber Hayat Gazetesi. Haber Hayat Gazetesi sahibi. İmtiyaz evet. Sahibi. Allah hepinizden razı olsun. Dostluğumuz baki olsun. Seçim için her iyi olan kazansın. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Ben
İnşallah tüm adayların hakkında hayırlısı olsun. Buyurun. Biz Emre Kararsan'ı geç tanıdık ve iyi ki tanıdığımız dediğimiz siyasilerden bir tanesi oldu. İnanıyorum ki önünde uzun bir yol var ve ama bu yolda başarılar diliyorum. Yani ben de hani hep siyasetin içinde olacak hani şu sağlamaya bir baktığımda hani ne olursa olsun yaşı vazgeçmeyeceğim. Onu görebiliyoruz değil mi Arzu? Evet. Onu hani gözlemlediğim kadarıyla söyleyebilirim burada. İnsanların bizim uşak dediği Emre Kararsan en üretken aday. Gerçekten işin teorik tarafında, pratik tarafında hem aileden gelme tecrübe, hem geleneksel yapı, hem modern yapı, üretken yapı görebiliyoruz. Emre Kararsan'ı bana tarif et dersen üretken bir insan olarak, bir siyasi profil olarak gördüğümü söyleyebilirim. Kendisine ekip arkadaşlarına, ailesine bu yarışta, demokrasi yarışında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Evet. Hani tüm adayları ağırlıyoruz. Ağırlamaya da devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Elbette ki Karadeniz Ereğli yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Emre Karaaslan'a da söylediğiniz gibi bu yarışta biz de başarılar dileriz ancak. Buyurun. Cevap hakkı duyanlara da saygı duyduğumuzda. Tabii ki cevap hakkı her zaman vardır. Evet. Her zaman vardır. Yani bu programda bahsi geçen konular ve şahıslar için her zaman cevap hakkı doğmuştur. Bu zaten gayet hani bilinen bir durumdur. Mikrofonlarımız açık. Tabii ki ERLFA mikrofonları açık. İnşallah önümüzdeki günlerde yine biz Seçime Doğru programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Buyurun Emre Bey, kapatıyoruz programımızı. Son mesaj. Hepinize çok teşekkür ederim. Vatandaş sadece aklında soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Biz üreten, gelişen ve kazanan yeni Ereğli'yi hep birlikte inşa edelim. İkinci Ereğli dönemini başlatalım. Üreten, kazanan ve geliştiren genç bir zihniyetle, beyin fırtınası yapan bir ekiple, güçlü bir kadroyla ve ciddi manada yatırımcılarımızla, hepsinin isimlerini verdik biliyorsunuz. Güzel bir yol kat etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bir dönem bizlere teveccüh göstermesini talep ediyoruz. Üreten ve kazanan yeni Ereğli'yi 176 bin nüfuslu Ereğli'mizle birlikte inşa edelim inşallah. İkinci Ereğli dönemimiz şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Doğan Bey, siz de kapanış cümlelerinizi aktarırsanız artık yayınımızı kapatalım. Evet, Ereğli FM Seçime Doğru programlarında aracı olmaya devam ediyor. Bilgiyi kaynağından alıyor, hedef kitlesine ulaştırıyor. Bu anlamda Arzu arkadaşımız, Yusuf arkadaşımız ve radyonun sahibi Halil Bozkuş'a bu aracılığa imkan tanıdıkları için, medya görevini, yatırımlarını devam ettirdikleri için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Arzu. Biz teşekkür ediyoruz.